Selam arkadaşlar, Zeynep'in İğnesinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küpelinin altındaki o yaprağı çalışacağız. Ben şöyle bir şey düşündüm. Bu yapraktan sadece oyalarda da çok güzel, çok şık bir model olabilir. Ortasına şimdi yapılmış tohumum yok. Sadece bir tane sarılmışım var. Üstlerine pimpirim koyarak, bunu buna takarak oya yapabiliriz. Çok da güzel ve hoş durur. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben bunun üzerine sarı tohum dökmeyi düşünüyorum. Bunu ortasına oturtturarak tülbentlerimizi de kullanabiliriz. Bu arada ben ip olarak oyalı Sony ipek kullanıyorum. Yeşilim 773. Eflatun mor ne deniliyor? Renklerden de çok şey değilim. 92 ve sarı olarak da 3009'u kullanıyorum. 3009 ve 773 ana renklerimizdir. Yani en sık kullanılan renklerden biridir. Instagram'da ince alt tire nakış sayfasından temin edebilirsiniz. Geçelim modelimizin alt şu kısmını anlatımına. Bilmeyenler için. Parmağımıza ipimizi şöyle tutacak şekilde, şu şekilde bir ip doluyoruz. Bir tur attıktan sonra iğnemizi alt taraftan geçiriyoruz ve iğnemizi oraya sabitliyoruz. Sabitledik. Parmağımızdan çıkarıyoruz. Çıkarırken şu şekilde çıkarıyorum ben. Çünkü böyle tutmam gerekiyor şu ipi. Daha sonradan bu ip bana lazım olacak. Buraya 6 tane gözleme oluşturuyorum. 1 2 3 Bu ipi bununla beraber gidiyorum ben. İpe değmeden. 4 5 ay pardon. Niye böyle oldu? 5 ve 6. Bu şekilde sihirli halkamızı oluşturduk. Geriye dönüyorum ben. İlk baştaki gözlemime ipimi sabitliyorum. Zürafa işlemi uyguluyorum burada. Her gözlememin içine batarak ilerliyorum. 2 3 4 ve 5 Şimdi 5 taneyi bitirdikten sonra bu ipimizi çekiyoruz. Sabitledik. Şu şekilde ben parmağımla beraber şöyle bastırarak elimde de şöyle döndürüyorum. Yani ipi kendi tarafıma çeviriyorum. Çevirdikten sonra şuraya yan tarafındaki o ilk ilmek attığımız kısma ipimizi tekrar karşı şerite sıkı bir şekilde alıyoruz. Aradaki boşluğu çok açık bırakmayacak bir şekilde. Sonra devam ediyoruz. Her zürafanın üzerine birer tane giderek. Burası yuvarlak halka oluşturuldu. Şimdi direkt zürafalarla ilerliyorum. Zaten o kendi kendine siz döndükçe, zürafa yaptıkça o önünüzde yuvarlanacak. Bu şekilde. Ben bunda 4 sıra çıkıyorum. 3 sıra da çıkabilirsiniz. Burada ipim biraz düğüm oldu. Tam kurtardık. Bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Alttaki sayıyı 7-8 yaparak çok
geniş bir boru oluşturabilirsiniz. Tespitlerinizin altına boru kısmını da yapabilirsiniz. Yani bu boru tekniği bu şekilde yapılan bir teknik. Onun uzunluğunu, kısalığı size kalmış. Kusura bakmayın arkadaşlar, ezan okunuyordu. Videoyu kapatmak zorunda kaldım. Bu şekilde borumuzu oluşturuyoruz. Bu boyut yeterlidir. Daha sonra diğer bu ipimizi, iğnemizi alıyoruz. Ben biraz o sırada yaptım. Aynı şekilde son kestiğimiz, yeşil kestiğimiz yerden ipimizi sabitleyip 4 sıra eflatun ipimizden geçiyoruz. Son sıramı dönüyorum. Evet, son. Evet arkadaşlar, son sıramda döndüm. Şimdi bir gözlemenin içerisine, yani ipimin sonunda kalan gözlemenin içerisine bir tane kirpik, pimpirim, ne diyorsanız artık. Ben pimpirim diyorum da çok kaş, pimpirim, kirpik, çok şeyler diyorlar. İkinciyi atlıyorum tekrar. Bu şekilde son diğer gözümeme geçiyorum. Bir gözüme de iki tane pimpirim oluşuyor o şekilde. Şu ortadan geçerken bir tane buraya arttırıyorum. Yani iki gözümenin üstüne üç tane yapıyorum. Ve artmış oluyor. Yan tarafından bir tane daha çıkıyoruz. İki gözüme de üçü oluşturuyoruz. Şimdi tekrar yukarıya doğru çıkıyoruz. Üste ipimizi atıyoruz. Buradan bir tane arttırıyoruz yan taraftan ve tekrar ortaya geliyoruz. Ortaya bir tane zürafa yapıyoruz ve tekrar ortadan arttırıyoruz. Sondaki gözümemize geliyoruz ve sondan bir tane zürafa yapıyoruz. Zaten olması gereken, bir tane de fazladan arttırıyoruz. Ve buradaki gözlemelerimiz 1, 2, 3, 4 ve 5 oluyor. 5 gözlememizi oluşturduktan sonra hiçbir şekilde yanlardan arttırmıyoruz. Sadece ve sadece orta kısımdan arttırma işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde bir, ortadakine de batarak iki yaptık ya. Şimdi bu ortadan tekrar bir tane daha ekliyoruz oraya fazlalıktan. Çünkü bu arttırma, ortadan arttırma tekniği. Bir hata yaptım şu anda. Bir dakika, hemen düzelteyim orayı ben. Niye böyle oldum? Evet, düzelttim. Sonra ortadan bir tane arttırdık. Bir tane yine yandaki gözlememize, bir de en sondaki gözlememize. Bu ince işçilik arkadaşlar biraz. Sonra tekrar ipimizi başa alıyoruz. Tek ipimizi iğnemizin üstünden, altından şuradaki genişliği ayarlıyoruz ve çekiyoruz. Yine aynı şekilde 7 sıra olana kadar bu şekilde arttırma yapıyoruz. Burada 1, 2,
ortadan arttırıyoruz. Ve yine bir ve son iki. Bu şekilde arttırmamızı tamamlıyoruz. Ben 7'ye çıkıp hemen geliyorum. Ben 7'ye çıktım arkadaşlar. Şimdi direkt eksilterek kesiyoruz. İpimizi yine karşıya atıyoruz. Pardon, elim biraz uzakta kaldı. Şimdi direkt hiçbir şey yapmadan, hiçbir yerden arttırma işlemi uygulamadan devam ediyoruz. Gözlemeler biraz ufak olduğu için iğneler zor giriyor. Bu şekilde tekrar alıyoruz. Son bir tane kalana kadar bu şekilde bitiriyoruz. Kesiyoruz burayı. Kesme işlemi edildiği zaman bazıları korkuyor, işte ne yapmam gerekiyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Karşı tarafa geçtiğiniz zaman, üstüne zürafa gittiğiniz zaman her seferinde, her bir üst basamakta bir tane ve buradan geçiyorum. Tekrar son iki gözleme. Bir, iki ve son bitiyor. Bu şekilde en üstümüzde de ipimizi dönüyoruz. Çünkü bakın böyle yaptım. Şimdi ben burada şunu yapıyorum elimde. Bu zaten otomatik olarak dönüyor. Çünkü o şekilde kesiyorum ben. Sizler de öyle yaparsanız, zaten eliniz sıkı olursa bu şekilde döner. Şimdi her iki gözlemede bir bu şekilde yapacağım. Ve 4 tane buraya sığacak. Şeyin tomurcuğu takmanın şeyini de göstereyim ben size. Nasıl oluyor bakalım. Evet arkadaşlar, ben bir taneyi böyle yaptım. Şimdi tekrar göstereyim nasıl kısa olan iplerimize düğüm atabiliriz. İğnemizi, ipimizi elimizde şu şekilde bir tur döndürüyoruz. Ve iğnemizi şöyle tutarak, yani ip bu tarafta kalacak. Buradan geçiriyoruz iğnemizi. Bakın. İpimizin şu taktığımız ucunu çekiyoruz. Evet. Bunu istediğimiz zaman açabiliyoruz da, kısaltabiliyoruz da. Şöyle anlatayım. Bakın, ipi böyle çekerseniz alttaki o fazla olan payınız geliyor. Daha kısa da yapabiliyorsunuz. Evet, monte kısmına geçeyim. Nasıl olacak diye ben de merak ediyorum. Hep beraber fikir sahibi olmuş olalım. İğnemizin tam altındaki delikten ipimizi geçiriyoruz. Ve gayet de güzel, şık durabilen bir modelimiz oluştu. Hepinize tavsiye ederim. Tülbentler de çok hoş durabilir. Çok kibar durabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu açarak beni takip edebilirsiniz. Gelecek olan videolarımdan haberdar olmanızı isterim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.